Amerika, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması nedeniyle Polonya'ya 3000 ilave asker gönderiyor. İnsan kalbi hücreleriyle çalışan robot balık geliştirildi. İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığı, en kötü korkuları bile boşa çıkardı, başlıklı haber yayınladı. İsviçre hayvan deneylerini yasaklamak için referanduma gitme kararı aldı. Referandum kabul edilirse, İsviçre hayvan deneylerini yasaklayan ilk ülke olacak. Danimarka COVID-19 aşılama programını ilkbaharda sonlandırma kararı aldı. Fransız haber ajansı AFP, Türkiye'de alkole devasa zamların ardından, içkili mekanlar son nefeslerini vermek üzere. Bolu, meteoroloji verilerine göre, dün gece -19 dereceyi görerek Türkiye'nin en soğuk ili oldu. Maliye Bakanı, Londra ziyareti muhteşem geçti. Oradaki yatırımcının gözünden anlıyorsunuz, gözler gerçekten önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Türkiye-İsrail ilişkilerini baltalamak için İran istihbaratının öldürmek istediği İsrailli iş adamı Yair Geller, MİT tarafından kurtarıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 10 bin imam eksikliği olduğunu, Ramazan'a kadar ise 7800 atama gerçekleşeceğini duyurdu. Merkez Bankası'nın, yıl sonu enflasyon beklentisi %34,06, dolar beklentisi ise 16 TL 4 kuruş oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kripto paralar için caizdir değildir diyemiyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup, bildirimleri açarak gündemden tüm haberleri takip edebilirsiniz.